Herkese selamlar sayın arkadaşlar. CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret hissemizi tekrar beraberiz. Bir abonemizin yani takipçimizin yorum üzerine bu videoyu çekmek üzereyiz arkadaşlar. Tabii videoyu başlamadan önce şu uyarıyı da yapalım. İlk 5 saniye gördüğünüz yasal uyarıyı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Böyle bir özet olarak geçelim dedim ve tekrar başlayalım. Şimdi burada yeşil bir sinyal var gördüğünüz gibi. Yeşil HMAV indikatörüne göre yeşil yuvarlağımız var. Bu da muhtemelen şu çizgileri kırdığı için yani Supertrend stratejisiyle beraber yeşil alan kırışma yapmış ve hafiften yükselmiş eğilimine geçmiş gibi gösterdiği için bu şekilde yeşil sinyali yakmış olabilir. Ve daha öncesinde de yeşil yakmaları var. Tabii ki de bunlar her zaman hemen böyle etki gösterecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ama üst üste iki tane yakması bizim için güzel. Şurada bir kırmızı var. O da kısa vadede saatlik olarak yakmış zaten. Şimdi hacme göre bakılırsa da hacim arttıkça arkadaşlar şurada bir yükselişi görüyorsunuz zaten. 97'den 100, 106'lı seviyeler gelmesi bizim için gayet iyi. Neredeyse tavan yapacak seviyeye gelmiş sayılabilir. Tavana yakınlaşmış en azından. %7 olabiliyor mu? Muhtemelen %7'ye yaklaşık bir artış göstermiş ama tekrar kendini yüzlü seviyelerde bulmuş. %3,09'luk bir artışta bulmuş. Bu da muhtemelen kısa vadede al satlardan oluşan bir tepkidir diye düşünüyorum ben. Tabii daha öncesinde ta 140'lı seviyelerden gelen bir CASA görüyoruz. Ve daha öncesi de var 150'li seviyelerden. Çok aslında bildiğim bir şirket değil. Daha öncesi de varmış hatta daha öncesinin öncesi. Galiba bunun rekor seviyesi 210'lu 220'li seviyelermiş. Tabii buralarda ne zaman toplayacak biz bilemiyoruz arkadaşlar. Sadece şimdi grafiğe bakaraktan yorumumu yaptım. Şimdi diğer sitelere bakarak aslında bir yorum yapacağım tekrardan. Şunun teknik kısmını açalım. CASA'nın bunun investing'den teknik kısmına bakalım. Aylıkta ne veriyor, saatlikte ne veriyor onlara bir bakalım. CASA'nın tekniğine inelim. CASA'ya şuradan hemen bildirimlerine bakalım. Açtık zaten önümüze. Son 5 bildirimine genel bir şeyler var mı diye bakayım. İstifa ve atamalar hakkında varmış. CASA hakkında borsa kararı var. Şuna bir bakalım. Önemli bir açıklamaysa onu bir okuruz. Atamayla alakalı aynı. Kişisel olarak atamaların isimlerini vermişler. Önemli bir şey göremedim ben. CASA'nın investing'deki teknik kısmını açtık. Genel anlamda sat vermesi tabii ki de bizim için kötü. Aylığa döndürdüğümüzde de sat vermesi. Muhtemelen bunların teknik anlamda güçlü sat vermesi arkadaşlar şu rekor seviyelerden iniş olmasının sebebi. Çünkü hala bir mantıklı bir toparlayış içinde değil. Şuralardan toparlamaya çalışmış. Tekrar kulp gibi inip tekrar toparlamaya çalışmış. Yani bunu ne zaman toparlamaya çalışacağını bilemeyiz. Ama onu yapmaya çalışıyor. Hani tekrar bir kulp aşaması var. Bunun belki tekrar aşağı salıp tekrar kulp deneyebilir. Bunun aşağı salmasını da bekleyebilirsiniz. Tam olarak ben de bir yorum yapamıyorum. Ama genel manada hacim artmadıkça bu hissemizde gitmiyor gibi gözükebilir. Çünkü şuradaki aynı eğim burada da var. Aynı düşüş eğimi. Neredeyse birebir yansıması diyebiliriz. Bunun da yukarı doğru gidilmesi için hacminde aynı çizelgede olması gerekir diye düşünüyorum ben. Şuraya bakıyoruz. Hacimde bir artış oluyor. Ve tekrar geri dönüş oluyor. Burada da aynı senaryo var. Yani hacimle artan ve azalan bir casa görüyoruz. Trading verideki verilerde sıkıntılı sat vermesi. Bir aylığa bakarsak eğer güçlü sat vermesi gene bizi düşündürüyor. Ya, CASA çok bilmediğim için çok da yorum yapamıyorum ama CASA şu an biraz olumsuz senaryo çiziyor. CASA'da muhtemelen biraz alsatçılar dolanıyor gibi gördüm ben. Şimdi CASA'nın özet raporuna gelirsek satışlarda bir %84 artış var. Diğerleri pek tatmin edici sonuçlar vermiyor arkadaşlar. Dönem varlıklarda ve öz kaynaklarda bir takım artış var ama dediğim gibi CASA bana teknik manada da olumsuz bir senaryo çizdi. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Çünkü CASA hakkında çok da yorum yapamam ve çok da araştırmam da yok. Araştırmam dediğim sadece şu kayıt tuşuna bastıktan sonra aslında CASA'yı tanımış oldum ben de. Yoksa herhangi bir portföyümde veya herhangi bir görmüşlüğüm yoktu.
Maalesef diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da en kısa sürede bizden haberdar olursunuz. Yorumlarda bu arkadaşımız gibi isteğinizi belirtip bizden analiz ve yorum isteyebilirsiniz. En doğal hakkınızdır. Çünkü genel anlamda ben takipçilerime veya herhangi bir yorum yapana geri dönüş sağlayıp bu videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, iyi günler.